Bunlar da oldu. Alışveriş güzeldi, yorgunluğu berbat. Bunların hepsini alacak mısın? Sen bir şey almıyor musun? Bundan önceki mağazada aldım ya. Buradan diyorum Selin, hiçbir şey almayacak mısın? Yok ya, gerek yok. Nasıl gerek yok? Demin benim giydiğim eteğe nasıl baktığını gördüm. Bir tane desen alsana. Yok ya, ihtiyacım yok. Ya hem sen de çok aldın bu arada. Ne yapacaksın bu kadar şeyi? Hepsi olacak mı? Evet, hepsini alıyorum. Tamam, tamam. Bu da var. Bu da var. Hepsini alıyorum. Peki efendim. Bana diyorsun da sen de benim kadar seversin alışverişi. Ya severim sevmesini ama böyle senin gibi mağazaya olduğu gibi yüklenmem. Nasıl ödeyeceksin bu kadar şeyi? Kredi kartıyla. Hepsini taksitle ödeyeceğim. Aydan Aya hiç anlamadan ödenip gidiyor. Yani tabii öyle olur. Sen bilmiyor muydun karta taksit yapıldığını? Dalga mı geçiyorsun? Biliyorum da borç yine borç işte. Tabii insan senin gibi muhasebeci olunca borçtan korkar böyle. Kız inan hiç farkına varmıyorsun nasıl ödendiğini. Yani doğru aslında. Hayatta bir tek bu zevkimiz var. Bu da mı olmasın yani? Köle miyiz biz? Evet ya. Hadi hadi. Buyurun. Evet, bunları alıyorum. Tamam, bu da var. Bunları da alıyorum. Alıyorum. Peki efendim. Hepsi 1295 lira tuttu. Taksit yapıyorsunuz değil mi? Tabii, bütün kredi kartlarına 10 taksit yapıyoruz. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Yüzün neden asık? Bir şey mi oldu? Evet. Patronla konuşacaktım ya. Evet. Konuştum. Zam yapamayacağını söyledi. Ay tüh. Şirket zor durumdaymış. Birkaç kişiyi de çıkaracağını söyledi bana. Seni çıkarmayacak ama, değil mi? İnşallah. Uf, Allah korusun ya. Sen ne yaptın? Ben de ne yapayım? Bugün izin alıp biraz erken ayrıldım şirketten. Kirayı falan yatırdım. Şu ev kira olmayaydı. Her ay onca parayı vermek öyle dokunuyor ki. Ben yiyemedim, al sen ye der gibi. Biraz birikmiş paramız olsaydı peşinatı verip küçük bir ev alabilirdik. Ya. Aslında arabayı, altınları falan satsak peşinatı çıkmaz mı Selin? Bir bakmak lazım hayat. Hesaplarım ben. E tabi canım, senin işin. Sen dururken ben mi hesaplayacağım? Aslı nerede? Şebnemlerde. Öykü'yle ders çalışıyorlar. İyi. Yemeği hazırlayayım ben. Çağırırız. Selin! Selin! Efendim? Selin! Bunlar ne Selin? Elbise. Ben de görüyorum. Dünyanın parasını vermişsindir bunlara. Böyle yaparsan bırak ev almayı, kirayı bile ödeyemeyiz. Bunların hepsini almadım ki. Nasıl almadın? Ya deneyeceğim hepsini. Üzerimde hangisi iyi duruyorsa onu alıp diğerlerini iade edeceğim. Öyle mi? Ya evet. Çok kalabalık olduğu için deneyemedim. Ben de denerim diye aldım, eve getirdim. Ya ben de bir an böyle hepsini görünce... Kusura bakma canım. Önemli değil canım. Bak, istemiyorsan hiçbirini almayayım. Yok canım, o kadar da değil. Ya beğendiğin birini al işte. Tamam. Hayatım, biliyorsun biraz kemerleri sıkmamız lazım. Biliyorum. Biliyorum. Selin Hanım. Harcama listesi burada. 3000 nakit lazım bana. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Şuraya da bir imza alayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you.
Merhaba hayatım. Merhaba. İş çoktu vallahi, bunaldım. Bir sana uğrayayım dedim. İyi yaptın. Kahve söyleyeyim mi? Sabahtan beri içiyorum zaten, sağ ol. Peki. Aa, ne güzel çanta. Yeni mi aldın? Beğendin mi? Deli misin? Bayıldım. Harika. Kaça aldın? 550 lira. Ne? Orijinal. Ne kadar pahalıymış. Kızım sen de bir tuhafsın. Bir çantaya bu kadar para verilir mi? Ama değiyor. Yani sokakta herkes dönüp dönüp bakıyor. Senin de dikkatini çekti bak. İyi güzel de bir çantaya kucak dolusu para verilmez ki. Ne yapayım Tülay? Bir daha mı geleceğiz dünyaya? İyi de nasıl alıyorsun bunları? Yani bunlar çok lüks şeyler. Kartla alıyorum canım. Yani bir seferde o kadar parayı vermiyorum tabii. Aydan aya kesiliyor işte. Vallahi ben senin gibi yapamam Selin'cim. Öyle ya da böyle o para cüzdanından çıkıyor. Evet ama Aydan aya böyle ufak taksitlerle. Telefonu da mı yeni aldın? Hı hı. Karta taksitle telefon almak bitti ya. Evet. İşte bitmeden bir gün önce aldım. Kıtı kıtına yetiştim. Bravo. İyi iş başarmışsın. Kızım bu nereden baksan 1000 liranın üstündedir. 2100 lira. Yok artık. Son çıkanlardan. Beni ter bastı, seni düşünemiyorum kızım. Nasıl ödeyeceksin bunları? Aman canım. Peşin değil ya. Taksi ödüyoruz. Ama onu al taksitle öde, bunu al taksitle öde. Nasıl başa çıkacaksın Selin? Alıyorsan paramla alıyorum. Ne var bunda? İyi yaşamak benim de hakkım değil mi? Sen bilirsin tabii. Senin için söyledim ben. Artık devir ye kürküm ye devri Tülay. Kıyafetin düzgünse, cep telefonu son modelse sana başka gözle bakıyorlar. Yoksa daha baştan kaybediyorsun. Neyse canım, güle güle kullan. Sağ ol. İyi, ben gideyim artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Kılçı, sana soracaktım sakine alıp almayacağımı. Ya vallahi tam da biraz meyve yesek diyordum. İmdada yetiştin. Afiyet olsun. Anne. Bana da bu çantadan alır mısın? Kızım bırak şimdi çantayı. Gel meyveni ye hadi. Ama çok güzel. Ne olur bana da alsan. Aslıcığım sana olmaz bu. Büyüdüğün zaman alacağım ben söz. Ama aynısından al tamam mı? Ay, tamam ver artık şunu ya. Ya beğendin mi yaptığını? Çekil şuradan. Selin ne oluyor sana? Ver şu çantayı bana. Ya o da hak etti ama. Ver şu çantayı. Ver şu çantayı bana. Heh. Selin bu çanta çok pahalı bir çanta. Neden aldın? Neden böyle lüks şeyler alıp duruyorsun? Taklit o çanta. Taklit mi? Evet. Taklit falan değil. Taklit mal kendini hemen belli eder. Orijinal bu. Orijinal mi? Allah Allah. Bizim Tülay'ın o kadar parası var mı ki? Tülay'la ne alakası var ya? Ya ondan ödünç aldım ben. Bankaya giderken hoşuma gitti. Bendekiyle değiştirdik. Senin değil yani. Değil vallahi benim değil. Tamam canım. Yemin etmene gerek yok. Hem sana ne zaman inanmadım ki ben? Ne bileyim. Öyle suçlar gibi konuşunca. Aşk olsun Selin. Ama gerçekten alsaydın çok kızardım. Ama almadım. Neyse, kızın kalbini kırdım ben. Biraz meyve götüreyim bari.
bin lira mı? Nasıl olur ya? Üf, faizleriyle olmuş tabii. Ay bu da 9.000. Tabii henüz ödemeleri bile ödemezsem böyle olur. Günaydın. Günaydın. Bunlar alınacak da. Ne kadar? 2.000 lira. Ha, tamam. Buyurun. Ben de sizden şuraya bir imza alayım. Hı hı. Görüşürüz. Özgür, ne işin var bu saatte burada? Başım ağrıyordu da izin alıp erken çıktım. Heh, geçmiş olsun. Sağ ol. İyi misin peki? İyiyim, iyiyim. Ha, Asya'yı da aldın o zaman bakıcıdan? Aldım, odasında ders çalışıyor. Heh, iyi güzel. Selin, yine Ton'la ıvır zıvır almışsın. Kaç kere konuştuk seninle? Maaşımla almadım ki. Patron ikramiye verdi. Onunla aldım. Bak. Sana ve Aslı'ya da aldım. Bak. Ya pes diyorum artık sana, pes. Ya tamam. Bak bunlar son. Sana söz. Bu kaçıncı sözüm? Kendine çeki düzen ver artık. Lütfen. Tamam dedim ya Özgür, tamam. Ne kadar büyüttün ya. Ya insanda bir damla tat keyif bırakmıyorsun ya. Ne yaparsan yap. Ben biraz hava alacağım. Thank you.
satarsam kredi kartına yatırırım. Biraz nefes aldırır bana. Alo? Evet benim. Avukat mı? Bankadan mı? Hanımefendi, ben daha geçen gün altınlarımı bozdurup bu kartlara ödeme yaptım. Ya ne avukatı? Geçen ay mı yapmışım yani? Vallahi farkında değilim. Hayır, nasıl bulayım ben o kadar parayı yarına kadar? Ne? Haciz mi? Yapmayın ne olur. Ya tamam, cumaya kadar yatırırım ben o parayı. Allah'ım, ne yaptım ben ya? Nasıl bulacağım 5000 lirayı? Kahretsin ya. Ne yapıyorsun? Çay getirdim. Ev ilanlarına bakıyorum. Var mı bir şey? Bir iki tane buldum. Parayı nasıl bulacağını düşündün mü? Onları da yazıyorum. Ya annemlerden falan borç alsak? İşte evdeki altınları da satsak, peşinatı çıkarırız diyorum. Ha, peşinat için yeter mi ki onlar? Ya peşinat çok fazla değil ki zaten. 35 bin lira verirsek, İşte ayda 1200 lira vererek ev sahibi olabiliyoruz. Ya. Evet. Kaç ay ödüyoruz? 120. O kadar yıl taksit ödüyoruz yani. Evet. Kira öder gibi. Üstelik ev bizim oluyor. Ne bileyim. Ya sence ev almak mantıklı mı gerçekten? Konuştuk ya bunları. Sen de en iyisinin ev almak olduğunu söylemiştin. Ya öyle de, ödeyemezsek çok büyük sıkıntıya düşeriz. Merak etme. Yuva kuranla ev alana Allah da yardım eder. Bana bak. Yoksa başka bir şey mi var? Yok canım. Ne olabilir ki? Sen iyice araştır. Hangisi iyisi ona bakarız, olur mu? Merak etme, bakıyorum zaten.
Çok güzel indirim vardı. Yani bu aralar işten geç çıkıyorum diye dükkanlar kapanmadan bir iki şey alayım dedim. Selin, kusura bakma ama sen bildiğin alışveriş hastası olmuşsun. Hayır, merak ediyorum. Nasıl ödüyorsun bunca şeyi? Bir şey mi ima ediyorsun Tülay? Yok canım. Ne ima edeceğim? Merakımdan soruyorum. O zaman söyleyeyim. Özgür benim kazandığıma karışmıyor. Ben eve geçindiriyorum. Sen üstüne başına harcayabilirsin diyor. Aldıklarımı da taksitle ödüyorum. Anlaşıldı mı? Vallahi seninki iyi yetişiyor her şeye. Biz de karı koca çalışıyoruz ama yine de yetmiyor. Bu sizin sorununuz Tülay. Neyse, ben kalkayım. Bir dosyayı tamamlamayı unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Görüşürüz. İyi. Çatlayacak bir gün kıskançlığından ya. Allah kahretsin ya. Bu kadar çabuk mu geliyor bu kart ödemeleri? Şimdiye kadar patronların haberi olmadan döndürdüm parayı. Bundan sonra da yapabilirim. Evet evet, yapabilirim. Selin abla, Engin Bey seni istiyor. Beni mi? Evet, ne oldu? Bir şey mi oldu abla? Yok, ya hesap yapıyordum da ben. Niye telefon etmemiş? Telefonunda bir sorun varmış, o yüzden. Tamam, ben giderim yanına şimdi. Tamam abla. Yoksa Tülay beni görüp her şeyi anlattı mı? Allah'ım, ne yaparım ben? Yoksa Engin Bey buraya kamera mı yerleştirdi? O ihaleye de sizin şirketle birlikte girelim diyorum. Evet. Tabii tabii. Ben baktım. Gayet karlı bir iş. İş bitiminde nereden baksan 250 bin lira kalır. Evet. Tamam. Görüşürüz o halde. Nasılsın Selin? İyiyim Engin Bey. Siz nasılsınız? Sağ ol. Ben de iyiyim. Neden çağırdığımı merak etmişsindir. Doğrusu evet. Bizim şirkette kaç yıldan beri çalışıyorsun Selin? 9. Yok yok. Bu sene 10 oldu. Sana ne kadar güvendiğimizi biliyorsun değil mi? Eksik olmayın efendim. Sen de şu ana kadar bu güvenize dilecek herhangi bir şey yapmadın. Evet Engin Bey. 2 ay sonra Ankara'da başka bir iş yeri açıyoruz bildiğin gibi. Evet biliyorum. Ben ve genel müdürümüz Hakan Bey Ankara'ya yerleşeceğiz. Merkez orası olacak. Ankara bizim için çok önemli. Evet. Burası için de güvendiğimiz birine ihtiyacımız var. Seni burada müdür olarak görmek istiyoruz. Ciddi misiniz siz? Tabii. Senin gibi dürüst, İşinin ehli biri az bulunur. Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim Engin Bey. Ama gözümden düşmeye başladın, haberin olsun. Ben mi? Neden? Baksana, burada benimle çene çalıp işten kaytarıyorsun. Doğru söylüyorsunuz.
Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Hadi güle güle. Güle güle, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Özgür, saatlerdir ağzını bıçak açmıyor. Neden terfi aldığıma sevinmedin? Sevinmedim dedim mi ben? Sevindim ama... Ama? Ya ben başka bir şey planlamıştım. Neymiş o? Ya şu ev konusu var ya... Annemlerle konuştum. Onlar da köydeki evi tamir ettirmek için elde avuçta ne varsa hepsini harcamışlar. Altınlara kalırsak yetmez. Ne kadar altın vardı bizde? Yani 12 bin lira kadar. Ben kaç tane bilezik, çeyrek falan vardır diye sormuştum. Amma hızlı hesapladın ha. Ben de yuvarlak bir şey söyledim zaten. Hem sen lafı dolaştırma da nereye varmak istiyorsan onu söyle bana. İşte böyle olunca ya benim de aklıma başka bir şey geldi. Neymiş o? Ya sen yaklaşık 10 yıldır orada çalışıyorsun. Eğer iş yerinden ayrılırsan tazminat olarak alacağın parayla evin peşinatını veririz diyordum. Altınlar da yine durur. Krediyi ödemekte zorlandığımız zaman oradan bozdururuz diye düşünüyorum. Ve bana bir şey söylemedin öyle mi? Yeni geldi aklıma zaten. Ama sen terfi alınca... Kusura bakma hayatım. Ama o senin dediğin biraz zor. Neden Selin? Ev almak istemiyor muyuz? Ya istiyoruz. Ama neden durduk yere ben işten çıkıyorum? Ya anlattım ya. Peşinat vereceğiz. İstersen başka bir yerde işe girersin. İstersen de bir süre çalışmazsın. Hem biraz Aslı'ya zaman ayırırsın. Hem bakıcı parası da cebimizde kalır. Kusura bakma. Ama böyle bir fırsat insanın eline 40 yılda bir geçer. Ben işten falan çıkmıyorum. Bu kadın ne yapmış böyle? Alo, efendim. Selin, hemen odama gel. Hemen geliyorum Engin Bey. Bu kadar da olmaz ya. Gel. Buyurun Engin Bey. Kızım sen ne yaptın? Efendim? Efendim Engin Bey? Bir de bilmezmiş gibi yapma Selin. Sana o kadar güvenmiştik. Yeni müdürümüz yapacak kadar. Kasadan para aldığın hiç anlaşılmayacak mı sandın? Ben borç olarak almıştım. Paraya çok ihtiyacım vardı. Daha sonra yerine koyacaktım ben. 45 bin lirayı mı? Tam tamına 45 bin lira ya. Maaşımdan kesseniz. Yok. O kadar uzun boylu değil. Bu şartlar altında seninle çalışamayız. Eşyalarını topla ve hemen burayı terk et. Ne olur yapmayın Engin Bey. Ne olur yapmayın. Bana bir şans daha verin lütfen. Lütfen bana bir şans daha verin lütfen. Yalvarıyorum size. Sana son bir iyilik yapıyorum. Çaldığın parayı tazminatına sayıyorum. Hukuki yola da başvurmayacağız. Yok.
Şu hale bak. Ya daha bir ay önce seni şirketin müdürü yapmışlardı. Nasıl kovarlar anlamadım. Ya tamam uzatma. Biraz dinlenirsin. Sonra başka bir işe bakarız. Hem böylece evin peşinatı da hallolmuş olur. Tazminatını alınca evi de alırız. Ya hadi ama ağlama artık canım. Özgür bak. Ha canım. Tazminat alamayacağım. Ne? Neden? Ya ben çok pişmanım. Selin ne oldu? Neden pişmansın? Hepsi benim yüzümden oldu. Ya hepsi kredi kartları yüzünden. Başlangıçta her şey o kadar güzeldi ki. Her istediğim oluyordu. Sonra ödemeler birikti. Bir karttan nakit çekip diğerini kapattım. Sonra öbüründen çekip onu. Böyle devam etti. Ama bu çare olmadı. Borç hiç anlamadan çığ gibi büyüdü. Bankanın avukatlarından ardı ardına uyarılar gelmeye başladı. Eğer borcumu ödemezsem eve aciz yollayacaklarını söylüyorlardı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Önce evdeki altınları satıp bir kısmını ödedim. Ama yetmedi. Bankalar sıkıştırmaya devam etti. Ben de asla yapmamam gereken bir şey yaptım. Kasadan para aldım. Ama sonra yerine koyacaktım. Ama koyamadım. Kasayı ben tuttuğum için gelen parayı döndürerek kullandım. Kapatırım sandım. Anlamazlar sandım. Ya ben kendimden çok sana güvenirdim biliyor musun? Şu dünyada dürüstlük konusunda kimse eline su dökemez sanıyordum. Ya beni öyle bir hayal kırıklığına uğrattın ki. Allah'ım. Sen bir hırsızmışsın. Ya deme öyle ne olur. Ya pişmanım diyorum işte şeytana uydum. Allah beni kahretsin ki uydum. Ya bütün her şey kredi kartları yüzünden oldu. Seni kaç kere uyardım. Demek sürekli bana yalan söylüyordun. Ama artık buraya kadar. Bitti artık anlıyor musun? Bitti! Sen neler diyorsun Özgür ya? Ne bitti? Boşanıyorum senden. Ya yapma Özgür lütfen. Bir kalemde silip atma beni lütfen. Ya ne olur kıyma bize. Ben değil. Bize kıyan sensin. Yarın boşanma davasını açıyorum. Boşanıyorum artık senden. Boşanıyorum! Ya lütfen! Lütfen! Selin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne oldu bana? Tansiyonun düşmüş.
Allah korusun, daha kötü bir şey de olabilirdi dedi doktor. Böyle ani tansiyon düşmelerinde felce, hatta ölümlere bile rastlanıyormuş. Keşke ölseydim. Ölseydim de sebep olduğu bu tancı da yanımda götürseydim. Böyle söyleme seni. Tamam. Tamam. Ağlan artık. Öyle pişmanım ki. Öyle çaresiz. Sen de beni bırakıp gidiyorsun. Ama kızmaya hakkım yok. Ne diyebilirim ki? Yaptığım onca şeyden sonra. Selin. Tamam, sakin ol. Bak göreceksin. Atlatacağız bunu birlikte. Yani... Senden ayrılmayı istemiyorum. Ama... Biliyorum. Bundan sonra müsriflik yok. Bir daha şeytana uymak yok. Söz veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.